Yaklaşık 180 gram oda sıcaklığında tereyağı kullanıyorum. Burada ilk yapmamız gereken tereyağını güzelce çırpmak. Düşük devirle başlıyorsunuz. Hepsi tamamen karışana kadar. Nefis bir kaplama yapacağım ben. Daha doğrusu böyle süsleme şekeri diyebilirim. Yaklaşık 2 paket beyaz çikolatam var. Hemencecik buradan altını açıyorum. Bu bir. Ve brownie'nin içine yine yaklaşık 2 paket, hatta birazcık daha fazla, 180 gram bitter çikolata, %70 tercih ediyorum, koydum. İkisi erisin. Önce hangisi erirse onunla işe de devam edeceğim. Şu şekilde karıştıralım. Şimdi bunu koyduk. Üzerine hemen şuradan şekerimi ekleyeceğim. Bir su bardağı şeker. Bir yandan çikolataları. O zaman beyaz çikolata çok hızlı erimiş bile. Şu şekilde bir kap alıyorsunuz. İçine tabanına yağlı kağıdı güzelce seriyorsunuz. Neden? Kaplama için böyle küçük, hoş, lezzetli şekerlemeler hazırlayacağız. Ben beyaz çikolata eridi, onun altını kapadım. Hemen şu şekilde alıyorum. Bütün çikolatayı içine boşaltın. Hiçbir parçası kalmasın. Bunu spatulanızla, çok fazla ince olmamak kaydıyla güzelce yayıyorsunuz. Evde ne varsa kilerinizi açın. Ben bugün kuru meyve kullanacağım. Fındık, fıstık, badem, ceviz, hepsi olur. Şu şekilde üzerine koydum. Elinizle şöyle hafifçe bastırın. Niye? Meyveler çikolataya iyice yapışsın. O zaman bu hemen buzdolabına gidiyor. Şekeri çırptık, en son yumurtaları ekleyeceğiz. Yumurtalarımız oda sıcaklığında olacak. Tek tek ekleyeceğiz. Olabildiğince çok çırpacağız ki brownie'miz güzelce kabarsın. Yaklaşık 4 tane yumurtam var. Hemen içine kırdım. Önce ilk yumurta. Burada hazır bu. Hemen çikolatamı kontrol edeceğim. Eğer hazırsa, eridiyse, ki erimiş, içine ekliyorum. Şu şekilde hepsini içine dökün. Bu nefis karışımın içine hemen dolu dolu bir yemek kaşığı kadar kakao ekleyeceğim. Yaklaşık 180 gram badem unu kullanıyoruz. Şimdi bunu eleyemezsiniz zaten ama ben niye süzgeç aldım? Şu şekilde elimle ezerek içindeki bütün topaklanmaları yok etmek istiyorum. Evet, hepsi eridiğine göre şimdi bunu da koyduk. Alttan üste bütün bu badem unlarını, kakaoları ve çikolataları, hepsini birbirine karıştıralım. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Fırınımızı 150 dereceye önceden zaten ısıtmıştık. Hemen bir tane kek kalıbı. İçine yağlı kağıt yerleştirin. Mümkünse kenarlarına da gelsin. Şu şekilde ortalayın. İşte bu kadar. Bunu güzelce yayıyorsunuz. O zaman bu 150 derece fırına yaklaşık 40-45 dakika, hadi 50 olsun, gidiyor ve ben hemen geri geliyorum. Benimki pişti. Dilimlemeden önce mutlaka oda sıcaklığına getirin. Dokusu çok kırılgandır. Hiç endişe etmeyin, yavaş yavaş birleştirebilirsiniz. O zaman ben ufak ufak dilimlemeye başlayacağım. Önce köşeleri ayırıyorum. Hemen şuradan. Servis için. Şöyle şu bir kule yapmak istiyorum. Şu iki. Şu da, evet, bu şekilde üç olsun. Nefis çikolatalar hazırladık. Oo, biraz da dondurma olsa hiç fena olmaz herhalde. Şimdi şöyle göstereyim. Şu şöyle bir meyveli plaka oldu. Çilekli bir parça dondurma alıyorum. Ta 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 tam. Üzerine oturttuk.